Merhaba güzel yurdumun güzel insanları, merhaba dostlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet arkadaşlar, bomba bir haber bülteniyle daha karşınızdayız. Can alıcı bir haber, Suriyeliler SSK'yı dolandırıyor. Dolandırmayı geç, hortumluyor. Öyle böyle bir şey değil arkadaşlar, büyük vurgun. Öyle ilaç yazdırma, bedava ilaç alma muhabbeti değil. Bomba bir haberle geldik arkadaşlar, büyük iddialar var. Yayınımızı beğenelim, paylaşalım arkadaşlar, herkes duysun. Haberler gelsin. Efendim, Yunan bir turist İstanbul'a gelmiş, Ayasofya Camisi'nin önünde Yunanistan bayrağı açmış. Bir gün gerçek sahibine dönmen dileğiyle diye paylaşım yapmış. Yorumlara baktım. Ver mehteri. Allah 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 Allah. Sizi tükürüğümüzle boğarız. Allah 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 Allah. Lan oğlum, Ayasofya'nın oradan insem Eminönü sahiline 6.000 kişi 7.000 kişi bulurum. Gelirim Yunanistan'ı fethederim diyenler falan filan. Nah bulursun. Ya bulursun. Bulursun tabii. Ya şimdi Yunan arkadaş. Yunan turistik. Bak kardeş. Yani Türkiye eski Türkiye değil. Afganlar var, Suriyeliler var, ne yediği belirsiz, hangi milletten olduğu belli olmayan sapıklar var, her şey var. Η Αγία Σοφία θα είναι πάντοτε εκκλησία. Όχι απλά εκκλησία, ελληνική εκκλησία. Ζήτω η Ελλάς, ζήτω η Κωνσταντινούπολη. Η πόλη θα είναι πάντοτε ελληνική πόλη. Yani sizin önce onları geçmeniz lazım. Adamlar hiç savaşmadan, tamam, kılıç, kalkan, kuşanmadan, mermi bile atmadan neredeyse ülkeyi işgal etmiş. Ülkenin her yerine dolmuşlar. Ve hala da dolmaya devam ediyorlar. Kendi ülkesinde vergisini veren vatandaşı ikinci, üçüncü sınıf insan haline getirmişler. Savaşmadan büyük bir rezilliğe şahit olmuş bu millet. Tamam. Sen önce gideceksin, Afganlardan, Suriyelilerden bu toprakları alacaksın. Savaşacaksan onlarla savaşacaksın. Ha ondan sonra ondan sonra tabii ki bakalım ne oluyor. Abi şaka maka gülüyoruz, eğleniyoruz ama durum gerçekten kötü. Millet anlamıyor. Anlamıyor. Sosyal medyaya her gün yeni yeni videolar. Efendim, göçmen kaçakçıları geliyorlar Türkiye'ye. Bak TikTok'ta o kadar rahatlar ki paylaşıyorlar. Reklam yapıyorlar, arkadaşlar sizi rahat bir şekilde Türkiye'ye götürelim falan. Onun yarısına karısını Türk vatandaşı yapan Suriyeliler, Afganlar artık neyse. Hadi lan hadi, yiyorsa atın bizi, Türk vatandaşı da olduk, yiyorsa gönderin bizi deyip böyle saçma sapan tehditler mehditler geliyor. Elinde palalarla sokakta gezenler mi dersin? Suriyeliler birbirine girmiş, birbirini öldüren mi dersin? Yani bu ortam, bunu siz hak ettiniz, bunu istediniz. Seçimden önce uyarmıştık. Seçimden önce demiştik ki bak gidişat kötü. Bak kolla popişkoyu, sıkıntıya düşmeyin. Dedik, inanmadınız. Yok dediniz. Ha, o zaman artık yapacak bir şey yok. Biz çayımızı çorbamızı aldık, çekirdeğimizi çıtlatıyoruz, sizi izliyoruz. Gülüyoruz, dalga geçiyoruz. Bana ne kardeşim? Bana ne? Kendi düşen ağlamaz. Çok da talaşımaydı. Düşündürücü. Güzel yurdumun güzel dolandırıcılarına selam olsun. Arkanızdayız. Hepinizi destekliyoruz. Efendim, malum kurban geldi. Genelde kurban bayramlarından önce şu tarz dolandırıcılığa şahit oluyorduk. İşte dolar verip kurban alıp dolarların sahte çıkması, euroların sahte çıkması, artık bu yola başvurmuyorlar. Dolandırıcıların yeni tezgahı hisse satıyor. Sen de kurban hissesi alıyorsun. Normalde şu an Türkiye'de kurban kesmek istersen büyük başta 11, 12, 13, 15, 20, 25 öyle gidiyor. Ya en kötü 12-13'ten başlıyor. Bursa'da bir restoran demiş ki 7100 liraya mı 7500 liraya mı kurban hissesi. Herkes atlamış. 1700 kişi ulan 7100 liraya uyanık ya 1700 uyanık.
Yakın camlarını! Nereden bu kadar geliyor? Alırken kızıyım dedi ya. Evet, hepsi dolandırıldı buradaki insanların. Oğlum gelsin daha. Bize söz verilen veya vaat edilenlerle hiçbir alakası yok. Kıyma diye içine koydukları şey sadece yağdan ibaret. İnanılmaz bir durum. Kurban edip öyle mi olur kardeş? Biz çocuk bastırma mı istedik ondan adamdan ya? Buyurun, makbuzum burada. Geldik, hayvanımızı da gördük. 56 küpe numaralı hayvanımız da burada. Geldiğimizde farklı bir manzara ile karşılaştık. Bize kokmuş et getirildi. Dondurulmuş bir şekilde. Biz bunu kabul etmek istemiyoruz. Girmişler baba, Ola bunları bir dolandırmışlar. Bunların eline vermişler. Salamı alın size kurban. Ya diyor böyle kurban mı olur ya? Ben sizden salam istemedim. Ne istediysen istedim kardeşim. Salam da bir et cinsi sonuçta. Adam senin için ne istiyor Allah'tan? Ha? Ne güzel işte kurbanı kesmiş. O kadar işlemden geçirmiş. Salam haline getirmiş. Sen gideceksin soyacaksın güzelce. Küp küp keseceksin yuvarlak yuvarlak. Atacaksın pişireceksin. Lan kör olmayın bu kadar ya. Bir durun bir enerjim yerine gelsin. Ya bir tek siz uyanık değilsiniz. Herkesi salak görmeyin. Adamı böyle dürterler işte. Ya kıyma yerine yağ koymuşlar. Senin yağın fiyatından haberin var mı lan? Götür. Kat yemekleri. Tabii. Pilavı o yağla pişir. Ne olacak? İyi oluyor. İyi oluyor, iyi oluyor. İyi, güzel, güzel. Yeni. Seneye daha fazla. Bu sene 1700. Çok az. Bütün Bursa'yı dolandırmanız lazım arkadaşlar. Restorana gitmişler, bağırıyorlar, çağırıyorlar. Parayı cukkalayan cukkaladı, kaçan kaçtı. Bundan sonra gidin kime alarsanız alayım. Efendim, eski Sanayi Bakanı Mustafa Varank, reisimiz Recep Tayyip Erdoğan'ımızla ilgili bir video paylaşmış. Reisimiz sağlık durumu iyi, basket oynuyor. Tabii ki smaç basıyor, yüzünden nur akıyor, herkes şaşkın, herkes hayretler içerisinde wow diyor. Ya reisi ne olmuş ya? Sağlığına kavuşmuş diyor. Arkadaşlar, bir gün önce, bak bu videoyu bugün paylaştı. Dün Erdoğan İsveç'teki o Kur'an-ı Kerim yakma muhabbetiyle ilgili çıktı, konuştu. Bir yere tutunmuş, ayakta durmakta zorlanıyor, ekrana bakıyor, prompterdan okuyor, yüz ifadesi acı çektiğini gösteriyor. Bir gün sonra basket oynarkenki video paylaşılıyor. Bir gün önce ayakta durmakta zorlanan, konuşurken acı çektiği belli olan Erdoğan, bir gün sonra nasıl basket oynuyor? Yani burada aklıma direkt şu geldi. Malum Erdoğan'ın bir ameliyat olma muhabbeti var. Gündeme getiren de Can Ataklı'ydı, gazeteci. Şimdi ister istemez acaba Erdoğan ameliyata girdi de yarın öbürsü gün veya bugün akşam saatlerinde basına sızar, gazeteciler Erdoğan'ın ameliyat olduğuna dair haberler paylaşırlar diye bunun önünü almak için Mustafa Varank tarafından böyle bir paylaşım yapılarak, tamam mı, acaba bu gaz mı alınıyor? Ya bayram değil, seyran değil. Dünya Basketbolcular Günü değil. Basketbol Topu Günü değil. Cumhurbaşkanlarının basketbol oynama günü değil. Ne diye sen Erdoğan'ın basketbol oynadığı videoyu paylaşırsın? Ya tamam, sevebilirsin eyvallah da. Yani biraz mantıksız gelmedi mi arkadaşlar? Bana da mantıksız geldi. Ama yapacak bir şey yok. Sonuçta adamlar paylaşmış. Dönüp şunu düşünüyoruz. Bayram değil, seyran değil. Neden böyle bir video paylaşılıyor? Demek ki bugün yarın acaba ameliyatla ilgili bir haber mi gelecek? Veya ameliyat oldu diye bir haber mi duyulacak? Bu durumda piyasalar tedirgin olmasın diye veya vatandaş tedirgin olmasın diye bunun önüne almak için böyle bir hamle mi yapıldı? Düşündürücü. Düşündürücü. Evet. Evet. Sizin düşünceniz nedir arkadaşlar? Allah Allah. Efendim, Suriyeliler SSK'yı hortumluyor diye bir haber duyduğunuzda artık dikkat etmiyorsunuz. Çünkü Suriyeliler gidiyor bedava ilaç alıyor. Bunu biliyorsunuz ama bu hortumlama olayı çok farklı boyutlarda.
Yani öyle böyle sadece ilaç milaç muhabbeti değil arkadaşlar. Büyük boyutlarda gazeteci Fatih Ergin yazmış bomba bir haber. Tabii haber yoğunluğundan dolayı bir hafta önce biz bu haberi yapamamıştık. Diyor ki gazeteci Fatih Ergin. Sağ olsun sayın iktidar sahipleri işsizler ordumuza da nitelik kazandırdılar. Ve kazandırıyorlar. Peki diplomalı işsizler arasında son dönemde atağa kalkanların eczacılık mezunu olduklarını biliyor muydunuz? Bilin bilin ama nedenini de iyi bilin. Nedeni eczacılık fakültesi sayısının plansızca artırılması. Türkiye'de artık her 6 eczacıdan biri işsiz. Ancak madalyonun bir başka yüzü var. Şimdi Suriyeli olmak vardı dedirtiyor. Çünkü SSK, SGK, eczacılık fakültesinden mezun olmuş bu ülkenin kendi evlatları ile yapamadığı anlaşmayı Suriyeli eczacılar ile yapıyor. Yani Suriyeli eczacı gelmiş benim ülkemde gitmiş eczane açmış. Bak vurgun bundan sonra başlıyor. Edindiğim bilgilere göre sadece İstanbul'da 200 civarında Suriyeli eczacı var. Hepsi SGK ile anlaşmalı. Peki ne yapıyor Suriyeli eczacılar biliyor musunuz? Bilmiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmuş Türk gibi sağlam Suriyelilerin üzerine ilaç yazdırıyor ve o ilaçları Suriye'ye satıyor. Türkiye'deki Suriyeli'ye değil ha, Suriye'ye satıyor. Bak, hem de o pahalı ilaçları satıyorlar. Bir ilaç ile iki kuş vuruyorlar. Sizin anlayacağınız o ilacın hem SSK'dan ödemesini alıyorlar hem de o ilacı kaçak olarak soktukları Suriye'den para akışı sağlıyorlar. Yani Suriyeli eczacılar Suriye ile ilaç ticareti yapabilsinler diye SGK Türk halkının parasını onlara ödüyor. Gazeteci Fatih Ergin bunu söylüyor. Ne karlı ticaret ama. Türk halkına muhacir ümmet diye yutturulmaya çalışılan sığındıkları devletin bütçesini hortumluyorlar. İşte o eczacılardan birisi. Söz konusu Suriyeli eczacılardan biri. İstanbul Fatih'te bulunuyor. Hatta bir hekimimiz de canından bezdirmiş. Olay şu, İstanbul'da Sağlık Bakanlığı'na bağlı bir hastanede görev yapan bir doktorumuz kirada oturduğu sitede konut kredisi çekerek bir daire alıyor. Satın aldığı dairede kiracı olarak karı koca eczacı olan Suriyeliler oturuyor. Doktor Suriyeli aileye kiracı oldukları evde kendisinin oturacağını, zira kendisinin kirada kurtulmak için bu evi aldığını ve tapuda üzerine başka bir konut olmadığına dair bir ihtarname çekiyor. Ama sonuç alamıyor. Üstüne tahliye davası açıyor. Sen misin satın aldığın evde oturmak isteyen? Suriyeli aile ve bu ailenin aynı sitede oturan erkek kardeşi doktorun yolunu keserek tehditler savuruyor. Sen sonunu hazırladın. Doktor ve ailesi suç duyurusunda bulunuyor. Uzaklaştırma istiyor ama savcılık kovuşturmaya yer olmadığına dair karar veriyor. Tahliye davası da mahkemenin evi satın alan doktoru samimi bulmaması ile sonuçlanıyor. Yani Türk milleti adına karar verme yetkisi olan mahkeme Suriyeli adına karar veriyor. Ne güzel. Bizim doktor ise halen oturmak zorunda kaldığı daireye 8.000 TL kira satın alıp oturamadığı evine de 12.000 lira kredi ödüyor. Peki bizim doktorumuzun satın aldığı evi gasp eden bu Suriyeli aile kim? 7 yıl önce Türkiye'ye gelmiş. Vatandaşlık almışlar. Üstelik Türkçe ad ve soyad almışlar. Ardından da kolayca eczacılık denkliği alıp İstanbul'un ünlü bir hastanesinin karşısında eczanelerini açmışlar. Yani suyun başında bunlar var. Eczaneyi açtıktan sonra da yazdıklarını, lüks arabalarını almışlar. Evin ilk sahibi Suriyeli bu aileyi tehdit ediyor ve şüpheli hareketler nedeniyle bu aileye bu evi satmıyor. Şimdi şu soruları soralım. Suriye'den devlet otoritesinin kaybolduğu bir dönemde ülkemize gelip eczacı olduklarını beyan eden bu aile kolayca eczacılık denkliği nasıl alabiliyor? Esad yönetimiyle ilişkiler kopmuşken Suriye'de gerçekten eczacı olduklarının nasıl teyit ettiniz? Bir aile evini satın alan doktorun haklı tahliye talebine rağmen nasıl oluyor da mahkemeyi kazanabiliyor? Doktorumuzun ve ailesinin can güvenliği olmadığı halde Suriyeli aile hakkında nasıl uzaklaştırma kararı verilmiyor? Yoksa Suriye ile ilaç ticaretinin odağında olmalarından kaynaklı arkalarında bir güç mü var? He, bak.
İstanbul Eczacılar Odası'nın bu eczaneden haberi var mı? SGK soyulduğunun farkında mı? Diyor gazeteci Fatih Ergin. Evet arkadaşlar, durum bu. Seveni sikör tıllarlar. Bir diğer haberde Halk TV'de yayınlanan SGK nasıl hortumlanıyor haberiydi. Oradaki olay daha da farklı. Suriyelisin, yabancı uyruklusun, Türkiye'de yaşayan, vergisini veren Türk vatandaşı olan, gidiyor %10 katkı payı, %20 katkı payı emeklilik durumuna göre veya çalıştığı duruma göre veriyor. Ama Suriyeli arkadaş vermiyor. Şimdi işin tuhaf tarafı şu. Diyelim ki siz gittiniz, bir ilaç yazdırdınız. %10 katkı payını verdiniz, aldınız ilacı. Paranızla alıyorsunuz. Vergi verdiğiniz devletten bir de üstüne ilaca para verip alıyorsunuz. Ama Suriyeli ne vergi veriyor, tamam mı? Ne ilaca para veriyor, direkt ilacını alıyor. Bedava ilacı aldı diyelim. Aynı ilacın muadili olan ama farklı isimde olan başka bir ilacı da alabiliyor. Diyelim ki bir öksürük şurubu aldı. X marka. X marka almış olduğun bu öksürük şurubunu 10 gün kullanıyorsun. 10 gün içerisinde o X marka öksürük şurubunu alamıyorsun. Ama aynı öksürük şurubunun farklı markalarını alabiliyorsun. Mükemmel bir soygun. Burada Halk TV'de çıkan haberdi arkadaşlar. Siz ne yapıyorsunuz? Siz gidiyorsunuz. Sizi bu hale getirenlere oy veriyorsunuz. Siz daha beterini hak ediyorsunuz. Siz derken benim kendi takipçilerimden bahsetmiyorum. Tamam. Siz kimin olduğunu anladınız. Hay anasın. Efendim Türk Hava Yolları, BOTAŞ, Türk Telekom. Bunların satışı için analiz yapılıyor iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Konuyla ilgili haberi okuduğumuzda iktidara geldiği 2002 yılından bu yana 200'ün üzerinde kamu varlığını 60 milyar dolar gelir elde ederek özelleştiren, yani satan, tamam, AKP 200'ün üzerinde kamu varlığını 2002'den bu zamana kadar satmış. Benim AKP'yi destekleyen kardeşim gözün aydın. Tamam mı? AKP'nin ekonomiyi düze çıkarma planında yine satış olacağı ileri sürdü. Cumhuriyet'ten Rıfat Kırcı'nın haberine göre yeni ekonomi yönetiminin varlık fonu kapsamında yer alan Türk Hava Yolları, Türk Telekom ve BOTAŞ gibi kurumların satışı için analiz yapıldığı belirtiliyor. İddialara göre Körfez ülkeleri ağırlıklı olacak, alıcılardan elde edilecek gelir 100 milyar dolar. Türkiye ekonomisini rasyonel politikalarla krizden çıkarmak üzere ekonomi yönetiminin başına gelen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın ilk ziyareti Birleşik Arap Emirlikleri'ne olması gündemdeki en ilginç gelişmelerden biri. Hükümete yakın medyanın yazarlarından Hande Fırat. Şimdi bu ziyarette 30-40 milyar dolarlık Türkiye'nin uzun sürede unuttuğu uzun vadeli yatırımların kapısı aralandı. Bunu diğer Körfez ülkeleri de izleyecek. Sözleri yeni bir tartışmaya neden oldu. 100 milyar dolarlık yabancı sermaye iddiasında bulunan bu rakamlara ulaşabilmesinin tek yolunun Türkiye'nin elinde kalan son varlıklarının da satışı anlamına geldiği belirtiliyor. Söz konusu sermaye girişinin 6 ay içerisinde sağlanacağı iddia ediliyor. Efendim eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşçu, Şimşek'in bütçe gelirini artırmak için çalışmalar yaptığını belirterek varlık fonundaki bazı şirketlerin satışını analiz ettiğini söylüyor. Türk Hava Yolları'nın THY'nin bir kısmı, BOTAŞ, Türk Telekom gibi varlık fonunda bulunan şirketlerin bir kısmının satışı söz konusu olabilir. Ancak ABD, Avrupa Birliği ve Japonya sermayesi bu güvensizlik ortamında bu şirketlere talip olması zor görünüyor. Bu da satışın Orta Doğu ülkelerine yapılacağını gösteriyor. Güven çok kolay kaybediliyor ve uzun sürede zor kazanılıyor. Ekonomi uzun sürede bu şekilde idare edilemez. Bu nedenle yabancı sermaye ile iyi ilişkileri olan iki isim Hafize Gaye ve Mehmet Şimşek getirildi. Bu insanlar kişisel ilişkilerini kullanarak yabancı sermayeye getirmesi planlanıyor. Ancak kişisel ilişkiyle 50-60 milyar doları birkaç senede getirebilir. Ama bizim bu paraya hemen ihtiyacımız var. Ancak söylediğim gibi 6 ay içerisinde 100 milyar doların gelmesi mümkün değil. Yani nasıl mümkün olur? Diyor, satarsan mümkün olur. Türk Hava Yolları'nın BOTAŞ'ı, Türk Telekom'u
veya bunların belli bir bölümünü satmak demeyelim. Özelleştirirsen mümkün olur. Olsun, sorun yok kardeşim. Sonuçta kökü bizde değil mi? Bizim torpaklarımızda ama yani Araplar da bizim kardeşlerimiz sonuçta değil mi? Peygamber Efendimizin kökünden geliyorlar. Sat. Sat. Ne varsa sat. Madem bu millet seni destekledi, sat. Köyü satar ama diyor ya. Şener Şen. Ola milleti de sat. Düştüğümüz duruma bakla. Allah aşkına ya. Adam 200'ün üzerinde malı satmış. Yani özelleştirmiş. Hala oy veriyoruz, hala destekliyoruz, hala Recep Tayyip Erdoğan diyoruz. Elimizde kalan 3-5 kuruşluk hani derme çatma şeyler var baba ya diye, artık onlar kalmış. Onları da satıyoruz. Haber bu, konuşuluyor. İddia tabii arkadaşlar. Tabii ki hükümet tarafı ne diyor? Kesinlikle yalan. Cumhuriyet'in yapmış olduğu bu haberler kesinlikle yalan. E baba neyi yalanlamadık ki? Yani 2002'de iktidara geldiniz. 2002'de yapmış olduğunuz şeylerden bu zamana kadar her şeyi yalanladınız. 200'ün üzerinde özelleştirdiğiniz kamu malı var. Bu haberler ortaya çıktığında bu haberleri de yalanlamıştınız. Yani yalanlamadığınız bir şey yok ki yani. Keşke yalan haber yapılsa da desek ki yalan. Ben ister miyim BOTAŞ'ın satılmasını? Ben ister miyim Türk Telekom'un satılmasını? Ben ister miyim Türk Hava Yolları'nın satılmasını? İstemem. Niye isteyeyim? Ama halk istiyor. Halk bunu istiyor. Halk satılsın istiyor. Halkın umurunda değil. O zaman bana da kahkaha atmam düşüyor. Ben gülmek zorundayım. Ne yapayım yani? Bunu halk istiyorsa. İzmir Şube Başkanı Hakan Çakıcı diyor ki önümüzdeki aylardan itibaren et, süt veya sebze fiyatlarına büyük bir zam gelebilir. Sebebi de 6 Şubat'taki deprem. 11 ili etkisi altına alan depremden dolayı sulu tarım faaliyetleri büyük bir zarar gördü. Bu zarar da önümüzdeki aylarda kendisini gösterecek. Domates fiyatlarından tutun da pazardaki sebze fiyatlarına kadar her şey zamlanacak. Bunun yanı sıra zaten et ürünleri de zamlı. Her geçen gün et ürünlerine zam geliyor. İnsanlar bir tek kurban bayramlarında et yiyordu. Kurbanı dört gözle bekliyordu. Bu sene kurbanda da maalesef hayvan satışları az oldu. Hayvanını alıp memleketinden İstanbul'a, Ankara'ya, İzmir'e getirenler zarar etti. Tekrardan hayvanlarını geri götürdü. Bunun yanı sıra bir de şap hastalığı diye bir hastalık çıktı. Hayvanların ağızları köpürüyor ve bu hasta hayvanlar da maalesef kesilmiyor. Kesilmediğinden dolayı da 3 tır, 4 tır hayvanını köyüne geri götürenler var. Bir sonraki seneyi bekleyecek ya da karkas et olarak verecek. Şimdi malum Türkiye'nin belli başlı yerlerinde et ve balık kurumu olması lazım. Şubelerinin kapattığına dair bazı haberler geldi. Hatta nereydi ya orası, Sivas mıydı, Ankara mıydı? Bir yerde bütün şubeler kapanmış, sadece 2 şube kalmış. CHP milletvekili mecliste soruyor. Hükümet acaba bu et ve balık kurumlarının önündeki kuyruklardan rahatsız olduğu için mi bu şubeleri kapattırdı? Gidip insanlar oralarda video çekmesin, durumun ne kadar kötü olduğunu göstermesin diye mi bu şubeler kapandı? Bu şubeler ne zaman tekrardan açılacak diye soruyor. Ve herkes bekliyor. Bu şubeler ne zaman tekrardan açılacak? Sivas olması lazım. Bir vatandaş et ve balık kurumunun önüne gitmiş, vatandaşları çekiyor. 80 yaşında amca da var, 50 yaşında teyze de var, gencecik çocuklar da var. Ucuza et almak için sıraya girmişler ve kuyrukta bekliyorlar. Kuyruk 2 kilometre de olur, 3 kilometre de olur, bekliyor millet. Ve videoyu çekene de dönüp diyorlar ki ben şuna kızıyorum, bak reisimiz ne güzel bize ucuza et yediriyor diyorlar. Sivas'ta Erdoğan yüzde kaç aldı? %50 mi aldı? %50'nin üstünde almıştı. Yani biz ne diyoruz? Beter ol, beter ol, beter ol. Sen eğer ben ucuza et yemek için neden
2 kilometre kuyrukta bekliyorum. Niye saatlerce bekliyorum? Neden gidip kasabımdan gönül rahatlığıyla etimi alıp yiyemiyorum diye düşünemiyorsan ben mi seni düşüneceğim lan? Beter ol. Acından öl. Daha da sana acıyanın nokta nokta. Kimseye acımak yok. Bu kadar basit ve net. Recep Tayyip Erdoğan. Reis. Allah senden razı olsun reis. Daha bitir yok. Daha bitir yok reis. Bunlara acımak yok reis. Bunlara acımak yok. Ya. Geçen sene bir tane kurban 30 bin liraydı. Bu sene bir tane kurban 80 bin lira. Seneye kaç para? Seneye 180 bin lira. Nah alırsın, nah kesersin. Ya. Ondan sonra kurban kurban diye inleyen hocaların ya aslında kurban farz değil ya, vacip ya, sünnet ya dediklerini duyarsın. Ya göreceğiz, göreceğiz. Hey yavrum hey. Eti rüyanda göreceğim. Almanya'dan he. Avrupa'dan gelen akrabalarına diyeceksin ki hani gelirken viski getir diyorduz ya. Rakı getir, viski, Jack Daniels getir. Et getir. Allah rızası için et getir. Çocuk gönlümüzün hırtlekinden bir kırtık et geçmedi. Ne olur et getirin. Dur lan.